Schubert'in Ariki'si bu. Schubert Ariki R1 versiyonun ikinci versiyonu. Havalandırmaları özel. Ön tarafında çok iyi bir cam mekanizmasına sahip. Bu demo bir kask. Onu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Ön tarafında buğu camı için yerleri var. Özellikle yatay yatış, spor motorlar için yapılmış, üretilmiş bir model. Fiberglass bir dış kabuğa sahip ve yattığınızda ensenize batmayacak şekilde yapılmış bir arka tarafa, arka bölmeye sahip. Ön camının açıklığı ise özellikle yapılmış, geniş bakış açısı düşünülerek yapılmış. Havalandırmaları kendine özel, özel dizayn edilmiş. İçeriye daha fazla hava alabilmesi için yapılmış. Ön tarafında bir hava mekanizması var. Hava almak için bir hava kanalı var. Üst tarafında bir tane hava kanalı var. Çift tarafından rahatlıkla açılabilmesini sağlamak için bu tarafında, çift tarafında iki parmağınızla da iki taraftaki elinizin parmaklarıyla da açabileceğiniz açma yerleri var. Camı açmak için yerleri var. Double D bağlantı sistemi bildiğiniz gibi yarışlarda kullanılan bir sistem. Schubert R2'sinde bunu kullanmış. İç tarafındaki petler tamamen çıkartıp açılabiliyor. Yıkayabilirsiniz. Tekrar içine yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi Schubert'in en büyük özelliği yarış motorları için yapılmış. Onun yarış motorlarının görüş ve eğildiklerinde rahat görebilmesi için yapılmış bir kask. Biliyorsunuz ön tarafa çok fazla eğildiğinizde kasklar öne doğru, gözünüzün önüne doğru gelir. Özellikle kaskın üst bölmesi önünüze doğru gelir. Mecburen kaskı alttan hafif kaldırmak zorunda kalırsınız. Bu Schubert R2'de onu engellemişler. Gerçekten iyi bir kask. Dış kabuğu özel yapılmış. Fakat dediğim gibi bu demo bir kask Nisan ayında çıkacak ve mağazamıza gelecek. Bütün dünyada da öyle düşünülmüş. İç tarafında bir çene pedi veya burun pedi bulunmamaktadır. Schubert'in gerçekten en kaliteli kasklardan bir tanesi, yeni geliştirdiği, yeni teknolojiye göre geliştirdiği kasklardan bir tanesi. Schubert kaskları tanıtan ilk biziz. Schubert'in R2'sini tanıtan biziz. R1'in en üst modeli olduğunu söylemiştik zaten. Gerçekten iyi ve özel alışımlara sahip bir kask. Daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek. Çünkü dış kabuğunun tam hangi alışımlardan olduğu, bunun kaç gram olduğu, hangi sertifikalara sahip olduğu daha sonradan belli olacak. Onu da farklı bir video ile size tanıtacağım. Açılıp kapanma mekanizması da gerçekten çok güzel. Kademeli olarak açılıp kapanabilen bir camı var. Dediğim gibi bu demo bir kask. Hani sürmek için, kullanmak için gönderilmemiş. Schubert'in tanıtım için gönderilmiş bir kaskı. Ön tarafında çok iyi hava alabilen kanalları sayesinde neredeyse bu camına ihtiyacınız olmayacaktır. Kış sürüşlerinde de rahat rahat kullanabileceksiniz. Schubert R2'nin birkaç tane daha özelliğinden bahsedeyim. Bunun R2'nin bir özelliği ise iç tarafındaki astarın yüksek kalitede olması. Yüksek kalitesi sayesinde terlemenizi engelleyecek şekilde yapılmış. İç tarafında sene iletişim sistemi koyduğunuz zaman, tabii ben iletişim sistemini koyuyorum. Bunun işte anteni nerede? İşte antenle nasıl şey yapacak? Mikrofon nasıl? Hoparlör nasıl monte edilecek diye düşünebilirsiniz. İşte bunların hepsi içinde hazır geliyor. Yani tam tepesinde bir tane anten sistemi var. Bu hızlı ve kaliteli iletişim kurmanızı sağlıyor. Sene iletişim sistemini içine dahil ettiğiniz zaman, koyduğunuz zaman onu alıp hoparlör ve mikrofon zaten içinde hazır şekilde geliyor. Dört dörtlük bir kask. Dış kabuğu fiberglass alaşımlardan yapılmış. Nisan ayında geleceğini zaten söylemiştik. Hepinize iyi sürüşler.